Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Ben Arif. Biliyorsunuz Homefront zaten daha yeni çıktı. Daha aynı oyuncusu bugün oynamaya açıldı oyun. Biz de hemen hızlıca bir seri çekelim istedik. Şimdi öncelikle bir ilk 15 dakika gibi bir şey olacak bu video. Oyun hakkında bilgiler, kontroller varsa eğer bir prolog kısmı oraya geçelim. Daha sonra oyunun kalanı zaten seri olarak çekip size hazır bir şekilde sunmayı planlıyoruz. Oyun hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, bu arada biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Arada bir hapşurma veya bir farklı sesler gelirse. Oyunu biliyorsunuz, daha önce PlayStation 3 ve Xbox 360'ta ilk olarak bir versiyon çıkartmışlardı. O zaman meraklılarının çok ilgisini çekmişti. Ve o zaman bayağı farklı konusuyla öne çıkmıştı. Oyunun meraklıları bayağıdır bekliyor oyunu. Çünkü oyun uzun bir yapım süreci geçirdi. Oyunun hikayesinden kısaca bahsedelim dersek, oyunda Kuzey Kore Amerika'yı işgal ediyor ve biz de bu işgale karşı direnen örgütün elemanlarıyız. Biz Kuzey Kore'ye karşı savaşıyoruz kısaca. Oyunda silah özelleştirmelerinden bölgeyi ele geçirmelere, devrim harekatlarına, Mirit programlarına, yani bir sürü farklı yenilikleri ilave etmişler. Oyun dediğim gibi bugün daha yeni piyasaya çıktı. Daha şu anda taze taze. Ve oyun tekrar söyleyeyim, Philadelphia'da geçiyor. Biz bağımsızlık mücadelesini veriyoruz. Oyunu Crytek İngiltere firması geliştirdi. Yayını ise Deep Silver üstlendi. Oyun FPS, normal bir nişancı türü oyun diyebiliriz oyuna. Şimdi bir başlayalım, normal seviyede başlayalım oyuna. Bir görelim bakalım nereye gidecek oyun. It started back with the Apex Corporation in the 70s and the birth of Silicon River in North Korea. Even back then, their tech was way ahead of what was coming out of America. 1972'de aslında planlanan şeyler. We bought everything they could sell, from phones to tablets to just about anything. And when they started making weapons, well, we couldn't resist. Our wars in the Middle East had been getting worse and worse. One leading straight to the next. Even after that terrible day in Riyadh, we kept fighting as our country fell apart. And still, we bought Apex to give us an edge. As the dollar tanked, our debt to North Korea spiraled. Unemployment rocketed, and the country was on its knees. The failing government defaulted on the debt, and the North Koreans made their decision. Every piece of technology they'd sold us had a backdoor. They turned off our military with a single button press. The first KPA troops on US soil were said to be there to rebuild. But after the early aid packages, there was only brutality. They stole our liberty and our freedom. America is under control of the KPA. But she will rise again. You are the revolution. Welcome to KAC. I'm Su Bin Kang. Today's top story: preparations begin today for the much-anticipated Patriots Day parade. This auspicious calendar event celebrates the contribution of the liaison officers who work tirelessly to bridge the gap between the emergency administration and the ordinary citizens. To ensure the safety of the citizens during the parade, Mayor Simpson has vowed to redouble anti-terrorist efforts and has allocated additional peacekeeper resources to tackle any and all criminal activity in the lead-up to the parade. Mayor Simpson has just released the following statement.
We all know only too well the threats we face daily here in Philadelphia. The bombings, the shootings, all orchestrated by Benjamin Walker's National Network of Terror. Rest assured, we will bring these criminals to justice. Peacekeeper patrols keep our streets safe and secure for all citizens. Thanks to improved threat recognition systems in our drones, potential terrorists can be identified and neutralized swiftly. That fucking guy. He calls us terrorists after what he's done? He wouldn't be so confident if he knew Walker was right here in Philly. Yeah, Walker's really gonna stir things up. How long till he's due? 5 minutes. Hope one of those new drones doesn't scan him. Are we ready? Think so. Something, eh, Brady? Only been, what, 3 days with us? And you're gonna meet Walker in person? He's the whole reason I'm here. He's inspired all of us. Brady, can you pass me some gas? Thanks. I guess Walker was a legend in Washington, too, huh? I heard a little about what happened there. I'm sorry. I'm glad you're here with us Hey, now. Guys! There's something weird. The street's deserted. What? Shit, is it us? Fuck, Walker's gonna be here any minute! It's a raid! Oh. Out! Get out! Sanırım savaşın kendilerini bize bir baskın sırasını öğretecek derken... We don't tell him nothing, Brady. You hear? Hello. Thank you for waiting so patiently. We can get started now. So, you are gonna tell me where I can find Benjamin Walker. You're wasting your time here. Last thing I heard, Walker was down in Memphis. You know I have superpowers. Fuck your powers, you pathetic little traitor. Oh, sounds like someone needs a demonstration. I'll show you exactly how powerful I am. I take my hand, like this. I point. Barry? And... Do it, you son of a bitch! No! 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 Ain't that something? Evet, bayağı heyecanlı bir giriş oldu. So, how about it? Geçer olduğundan bahsediyor. Tamam, çekilişler, silah bundan öldürebilirim diyor. Gördüğünüz gibi oyunda kar ve bayağı bol. Start talking. I won't go so easy on you. Aynı şeyi bize yapıyor derken. It's Walker. Wait, wait. Fuck you. I'm Walker. I'm getting out of here. Oh shit. I don't know, I'm Walker. Bu hareketler nasıl bir iyi aradığını tahmin ediyorum. Çok da zor bir hareketler. Bu girin için çok önemli bir adam olacağım. Tahmin etmek çok da zor bir hareketler. Bu videoda sizi duymuştum. Walker'a olan hayranım vardı. We gotta get out. I know where to go. Help me up. Evet, heyecanlı ve beklenmedik bir başlangıç videosundan sonra. Şu anda
Ve sanırım yavaş yavaş artık oyuna biz de dahil olacağız. This is the place. You'll be safe here for now, but the Norks will tear the district apart looking for us. We've got to make contact with another resistance cell. Fuck, I picked a bad time to get shot. Remember these? This phone is our ticket to safety, if you can find a network transceiver and hack into it. That'll connect us to the hidden resistance signal and show us the closest safe house. Here, take it. We're working blind here. You need to find a resistance stash. That should have intel on the district, including transceiver locations. But hurry, Brady, we don't have long. Evet, kontroller her zamanki gibi sağına olup sana olmak. Nesneni kullanmak istiyor zaten gördüğünüz gibi. Bakalım etrafa baka baka devam edelim. Evet, cep telefonunu kullanabiliyoruz. Bakalım, The Voice of Freedom demiş. Tamam. Attention, you think the lockdown's for? I don't know. Nothing good. Just another day for you and me in paradise. Burada şehrin içinde keşfedebileceğimiz farklı yerler olduğundan bahsediyor. Yani oyunda bayağı bir objekt var anladığım kadarıyla. Ya da her yere bakarak yolumuza ilerleme zamanında işte mesela bir... Devam edelim. Ulaştık zaten. Stash getim istemiş. Evet. Kapı kesmini aldık. Burada... Mesela hani sağlık aldık. Evet. Tamam, diğerine de lazım. Zaten ilk görevimiz kutudaki eşyalar almaktı. Şimdi artık aşağıdığımızı gösteriyor. Şehir bayağı harap bir halde. Hala bakıyorum. Aktif ortamda bir siyamcılık. Yani ki saklanan bir yolcu yapmıyoruz. Özellikle bir şey gösteriyor. Orada ben de oyunu ilk defa oynuyorum. Hani daha önce bitirip sonra ana kısmını kutuyla beraber yeni başladım. Zaten az önce dediğim gibi oyunda aynı çıktık eser ve çok tazeler. Üzerim bazı şeyler bulmak bir zaman alacaktı. Thank you.
var. Bu oyunlarda incinin incinin çıkartmayı severim. Bakarım. Sol analı oynatarak diyor. Evet, doğru bir yere doğru geldik zaten. Titreşim yapıyor. Başardık. Mantık kuruldu. Şimdi evet, oyun genel olarak FPS oyunlardaki kontrollerin birebir aynısı. Çok zor değil oynanışı. Altı derken kuruyorlar. Hele geçiyorlar. Kuruyormuş. Dilin gibi tuşlar diğer bütün FPS oyunlarda olduğu gibi için alışmak çok zor. Hikayesi beni ilk oyunda da etkilemişti. Sevmiştim. O zaman ilk top 360'da oynamıştım. Güzeldi. Ben de bu oyunu sabırsızlıkla bekleyenlerdendim açıkçası. Şimdi bu oyuna da kısmet olsa bu şekilde seri çekerek devam edeceğiz. Şimdilik çok uzatmayayım ilk videoyu. Kısaca anlattığım gibi her şey. Bundan sonra kalanlar için zaten seri olarak devam edeceğiz oyuna. Ve sizlerle de her defasında paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz bir şey olduğu sürece, olduğu zaman videonun altına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Kanala abone olmanızı rica ederiz.